YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Film Ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle e, Locarno 2023 seçkisinden izlediğim 49 film arasında 10. sıraya yerleşen Critical Zone'u e, İstanbul Modern Sinemada Locarno seçkisinde Türkiye Premier'ini yapması öncesi sizler için haftanın tavsiyesi bölümünde inceledim. sinemasında özellikle e, şey noktasında hani işin hani tür sinemasına açılma noktasında a, ciddi bir böyle deneysel kanat e, ortaya çıkabiliyor ve bu deneysel kanatta e, fazlasıyla dikkat çıkıcı e, eserler ortaya koyabiliyor. Eynuçkan gibi e, veya Pig gibi hani öylesi eserler var. E Ali Ahmet Sade de özellikle bundan önceki filmi Dede aslında böyle İran'ın Monte Hellman'ı olarak belirmişti. E, o filmde gerçekten hani dikkat çekici bir a, filme imza atmıştı. E, şey, e, bu 19, şey, 2015'te yaptığı filmde yine yolda geçen böyle bir fantazi. Aslında İran e, yeraltı dünyasında geçen bir fantazi. E, postmodern bir böyle Monte Hellman düşü gibi belirmişti. E, şey, 2015 yılında yaptığı film, ee, özellikle işte e, o film bir yana özellikle o da e, İran'da sansürlenmişti Atomic Heart Mother e, Ve özellikle de kendine özgü bir geleneği var ve e, işin hani asit kafa e, Üzerine giden e, filmlere imza atıyor Ali A.Mesade e, burada dördüncü filmine imza atıyor e, Burada özellikle e, şey e, Tahran, e, şey, Yeraltı Dünyası'nın taksi driverı olarak anılacak bir film ya critical zone özellikle ana karakterin böyle bir asit kafayla onun gezinde gözünden geçiyor bu filmin tamamı. Yani özel kamera olsun veya olmasın gerçekten bir kişi bir gözlem yeteneğiyle karşımıza çıkıyor. Ya yani büyük oranda zaten hani Lady in the Lake'te hani özel kamera vardı zaten. O ona kadar işin işin ucunu götürüyor belki de hani Lady in the ile işte şey e, Taksi Driver arası bir yapısı var ama özellikle Monte Hellman kafasını da devreye sokuyor. Critical Zone özellikle günümüz İran'daki e, sansürcü rejime dair e, şey e, böyle bir paralel evren bilim kurgusu olarak da yorumlanabilecek bir fantezi. Yani bu fantezi aşırı serbest ve asit bir kafayla yani fazlasıyla özel yani bu özelliği e, üzerine koyuyor ve Asit kafayla nasıl bir dünya oluşturabileceğine dair yorum yapıyor ve bu da bunu da fazlasıyla deneysel e, hale getiriyor. Gerçekten de ana karakter Ali Ahmet ruh halini yansıtıyor gibi bir hissiyat bırakıyor. Gerçekten de müthiş bir kafa. Ya yani baştan sona zaten critical zone. Yani daha önce e, takside özellikle işte e, panayı böyle bir e, şey noktasında hani e, bir iddia e, orada da hani taksi driver'ı e, İran silmesi gibi bir iddia ortaya koymuştu ama politik açıdan sömüren bir noktada tamamlanmıştı. burada ise hani critical zone, hani İran'ın şey dünyasında, hani yeraltı dünyasında hani kaybolabilen bir ana karakter eşliğinde şey böyle şey ruhlarla mücadelesini sunan bir İran yeraltı dünyası tanımı ve bunu yaparken de gerçekten fazlasıyla şey ameliyat masasına yatırılıyor son noktada yani böyle bir ameliyat masasında mı değil mi noktasında tartışmalar ya kopabilecek bir film kritik uzun ya bu anlamda da isminin e, ikonik şeyinin de arkasını alıyor e, onu da söylemek lazım ve ya taksi driver e İran'dan asit cevap Montelmonosu usulü cevap olarak geliyor ya aslında taksi de böyle bir gerçekçi cevap olarak gelmişti İran'ın dalgasından ama burada daha asit kafa devreye sokuluyor. Ali Hamzade, İran sinemasında böyle asit kafayı devreye sokan bir yönetmen ve burada onun fazlasıyla şey ikonik ve şey özellikle son noktada da böyle hayal mi değil mi, kabus mu değil noktasında bir kafa şey yapmasıyla dikkat çekiyor ve bu noktada da tartışmaları beraberinde getirecek. Ama özellikle kritik Zone İran sinemasından şey görmeye alışık olmadığımız bir deneme. Ya bu açıdan da hani sansür karşıtı deneme olarak da e, Ali Ema, Ahmet hani ilk filmde biraz daha gerçekçi tabi. Hani sonrasında yavaş yavaş e, şey Atomic Heart'ta daha, Atomic Mother'da daha böyle bir asit kafayı devreye sokmuştu kara komedi üzerinden. Burada daha dramatik tabi. E, özellikle e, Ahmet Saadet burada e, şey e, girdiği kuşak aslında Şahran Mokri, e, Mani Hagigi, Abeda Abed beraber aslında asit deneysel kuşağa girdiği söylenebilir. Deneysel Tür filmi kuşağı İran sinemasında bunlar arasında da kendini Monte Elman olarak konumlandırıyor. Burada da şok edici ve kült olmayı baştan sonra şeyiyle rahatsız edici imgeleriyle kanıtlayan bir bilinçaltı yolculuğuna çıkarıyor bize ve Yodrowski usulü bir e, paralel Evren bilim Kurgusu olarak tamamlanıyor aslında. ya Başka bir evrene gidip gelme e, noktasında da e, karamsar finaliyle, melankolik finaliyle aslında milyata e, sokuyor bizi aslında. E, bu konuda da çok başarılı. Kritik Zona puanım üzerinden 6.6. E, sizin kritik zona puanınız kaç görüşlerinizi bildirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek